Arkadaşlar herkese merhaba. Bu hafta sizlerle beraber ne anlatacağım, bu boş verin. Zaten başlıkta görüyorsunuz şu an ne anlatacağım. O yüzden söylemeyeceğim de şu beğen tuşuna bir basar mısınız size zahmet? Az sonra izlersiniz, beğenmezsiniz falan. Şimdiden basın beğene. Hatta hatta şu konuda da bakın özgürsünüz. Basket. Tarih ilgini çekmiyor olabilir ama basket. Bugün sizlerle beraber Sarıkamış konuşacağız. Sarıkamış harekatını konuşmadan önce şimdi size bir savaşın genel hatlarını şöyle Osmanlı'nın kuruluşundan bir anlatmaya başlayayım mı? Yok. Sadece kısacık bir Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girişini anlatayım. Şimdi bizim padişah malum ülkeyi yönetiyor. Yani kısacası basit bir örnek vermek gerekirse otobüsü kim sürüyor? Padişah. Osmanlı Devleti savaşa giriyor. Kimin haberi yok? Padişah. Otobüsün arka tarafı kopmuş. Hala şoför gideceğim diyor. Kısacası böyle bir olay. Bu dönemde İttihat ve terakki biliyorsunuz e, hükümette. Cemal ve Halat Enver Paşalar diyecektim. Az önce bu arada biz orayı kestik. Siz onu bilmiyorsunuz. Ben az önce üç paşaları unuttum bir anda böyle. E, yanımda KPSS çalışan arkadaşım var. O da unuttu. O da elendi az önce. Yani velhasıl kelam bu dönemde İttihat ve terakki ülkeyi yönetiyor. Haliyle e, biliyorsunuz bunların bir Alman hayranlığı var. Çocukluğumuzdan beri bu bilgilerle büyütüldük biz. Ancak durum tam olarak da öyle değil. Çünkü Enver Paşa'nın bir hayali var. Hayali nedir biliyor musunuz? Bu dönemde Almanların yanında savaşa girerek Rusya'nın Kafkaslardan aşağı inmesini önlemek, oradan da doğru Orta Asya'ya, işte Türkistan'a varmak, Turan'ı gerçekleştirmek. <laughs> falan diye böyle gitmek. Yani kısacası biliyorsunuz hikayeyi. Şimdi sevgili arkadaşlar yalnız burada bilmemiz gereken önemli bir durum söz konusu. Osmanlı Devleti ilk açtığı cephe Kafkas cephesi. Şimdi neden Osmanlı Kafkas cephesini açıyor? Osmanlı neden Ruslara saldırıyor? Çünkü Osmanlı 1877 78 93 harbi dediğimiz savaşta buraları kaybetti. Neden? Kaybetti. Nedenim var. Nene Hatunlar oraları geri alsa da kaybetti kardeşim. Erzurum, Kars, Ardahan, Batum bizden gitti. peki Osmanlı burayı geri almak için savaşa girdi de başarılı olabildi mi? Bakacağız. Şimdi bu Sarıkamış Harekatı Kafkas cephesinin içinde yer alan bir operasyondu. Ve operasyon amacı aslında çok güzeldir. Ve o kadar mantıklıdır ki belki Türk tarihinin bir dönüm noktası olacaktır. Ancak usta kişilerin elinde gerçekten çok önemli başarılara imza atabilirdik. Gelelim Sarıkamış'ın detaylarına. Ruslar Türklerin savaşa girmesiyle beraber bizim Türk ordularını Köprüköy'e kadar geri ittiriyorlar. Yani bizim Türkler Köprükaya kadar geri çekiliyor. Kim geri çekiliyor? Hasan İzzet Paşa. Enver Paşa yer mi bu hareketi? Hasan İzzet Paşa'ya doğrudan ne yapıyor? Hemen görevi bıraktırılıyor. istifa ettiriliyor. Enver Paşa diyor ki ben geçeceğim ordunun başına ve kendisi geçiyor. 100 bine karşı 90 binlik bir Türk askeri artık Ruslara savaş açmıştır. Tükürdüm. Tam da suyun içine gitti az önce biliyor musun? <laughs> Şimdi eskiden ders anlatırken öğrencilere böyle tükürdüğümde hani öğrenciyle göz göze geliriz bir böyle. Böyle hani ben de tükürmüşümdür o da onu fark etmiştir ama ikimiz de birbirimize hani böyle şey yapıyoruzdur hani. Fark ettim kusura bakma o da bana böyle yapıyordur. Ama hiç kimse bunu fark etmez. Burada tükürdüm kameradan görebilirsiniz diye söylemek zorunda kaldım. Haliyle Enver Paşa'nın başa geçmesinden sonra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Kafkas cephesine doğru bir sürü asker gönderiliyor. Tabi askerler ivedilikle gönderildiği için hani hemen hemen Ruslar böyle daha Almanlarla Polonya cephesinde dövüşürken biz aradan böyle Rus müdafasını yaralım oradan da Türkistan'a açılalım diye bir hevesle o kadar hızlı hareket ediliyor ki ancak şöyle bir taktik uygulanıyor. Bu da bir savaş taktiğidir bu arada. Arkadaşlar asker yanına herhangi bir şey almaz. Ele geçirilen yerlerdeki ganimetlere çöker. Kılığını, kıyafetini, yemesini, içmeni, içmesini buralardan karşılar. Bu da bir savaş taklidir. Hatta bunu kullanan çok ünlü bir komutan vardır. Napolyon. Napolyon İtalya bölgesini işgal ettiğinde gerçekten o orada bulunan e, Ant Dağları mıydı? Ne oldu KPSS? E? Evet. Burada bulunan Ant Dağları'nı geçerek arkadaşlar İtalya'yı işgal etmiştir. Ve burayı işgal etmesiyle beraber hatta şöyle der. E, ordu midesinin üzerinde yürüyen bir makinedir falan diye söyler. Askerler o kadar çabuk geliyor ki bu bölgeye. Gerçekten de yanlarına hiçbir şey alamıyorlar. Ve tabii ki de buraya kim destek atacak? Merak etmeyin. Osmanlı'nın başkentinden tam tamına 3 tane gemi. Bezmi Alem, Mithat Paşa ve Bahri Ahmer adlı 3 gemi hemen İstanbul'dan yola çıkıyor. Nereye? Tarıkamış operasyonuna gidecek askerlere kaput. Yani palto dediğimiz böyle giyecekler, yiyecekler bunları hemen oraya gönderiyor. Derken Ereğli atarında Ruslar bizim bu 3 gemimizi fark ediyor. Ve ve Ruslar bizim bu üç gemimizi batırınca bizim Türk askerleri Sarıkamış dağlarına neredeyse üstsüz gidecek artık ama hemen imdadına Anadolu halkı yetişiyor. Anadolu halkı hemen arabalara yüklüyorlar eşyaları götürüyorlar derken yağmur ve bu soğuk dönemi başlıyor. Çamurdan arabalar gitmez oluyor. İnanın halk artık sırtlarında bizim askerlerimize yiyecek ve içecek taşıyorlar. Hatta bunu anlatan çok da güzel bir film var. 120 adlı. Burada 120 tane çocuğun bizim askerlerimize götürdüğü ee, kumanyalar vesaire silahlar anlatılıyor o filmde de. Onu da izleyebilirsiniz bu arada. Velhasıl kelam bizim askerlere bir şekilde iyi kötü de olsa hani yarı giyinik yarı çıplak derler ya. O vaziyette bizim askerlerimiz gerçekten de savaşa hazır bir hale getiriliyor. 22 Aralık 1914 yılına gelindiğinde Türkler taarruza geçiyor. Bak kadar basit. Taarruza geçiyor. Ruslar şok. Yani çünkü <laughs> manyak olman lazım. Deli olman lazım. O soğukta o karın içinde o soğukta gerçekten taarruz yapmak gözünün döndüğünü gösterir. Dayanır mı lan bu Mehmetçin karşısında Rus? Başlıyor kaçmaya Ruslar. Haliyle arkadaşlar ee, Ruslar gerçekten şoka giriyor. Hiç kimse beklemiyor. Ve çok da ilginçtir bizim taarruz ettiğimiz günden tam iki gün önce Çar ikinci Nikola tam taarruz ettiğimiz yerlerde denetimdeydi. Hani iki gün önce başlığı verseydik Çar'ı orada denk getiriverseydik tam olacak. Yani onu da alıverseydik zaten Rusya büyük bir ihtimalle dağılırdı. Zaten kendi içlerinde de ciddi bir çekişme söz konusuydu. Türklerin akın akın geldiğini gören Ruslar abi topuk. Nereye? Sarıkamış'a. Şimdi Sarıkamış zaten Rusların elinde bir yer. Burası Sarıkamış. Burası Rusların elinde bir yer. Rus müdafası burada. Şimdi Ruslar buraya varmaya çalışıyor. Sarıkamış'a. Çünkü Sarıkamış çok kilit bir nokta. Özellikle Rusların bu bölgede bulunan askerleri, insanları, topları ve en önemlisi demir yolu var. Yani Ruslar buraya girdi an hop Ruslar oraya direkt takviye birliklerini demir yolu hattıyla ulaştırabilir. Ve bir yarış baş. Ruslar geri geri kaçıyor. Türkler de onları teker teker kovalıyor. Ama Türkler öyle kovalıyor derken Ruslar önde koşuyor falan değil. Bunlar cephe savaşları olarak. Yani Ruslar geriye çekiliyor. Cephe siper kazıyorlar ve evlere dağılıyorlar. Köylere giriyorlar. Çünkü hava çok soğuk. Bizim Türkler de 3 tane kolorduya ayrılıyor. Birinci kolordu Ruslara taarruz eden kolordu. İkinci kolordu ve bu bahsettiğim diğer 3. kolordu ise arkadan Rusların geri çekilmesinden önce Sarıkamış'a varmak ve 50 bin Rus askerini rehin almak. Planın özü bu. Tamamen bu. Planın başında kim var? Hafız Hakkı Paşa. Hafız Hakkı Paşa ilk defa buraya geliyor. Elinde haritada yok. Heh. buradan Sarıkamış'a varmaya çalışan adam var ya o Hafız Hakkı Paşa. Tahmin edebiliyorsunuzdur muhtemelen neler yaşandığını. Bizim Türk askerleri haliyle Rusları çevirmek amacıyla hızlı bir şekilde bir gün içinde karın üstünde 30 kilometre yol aldırılıyor. Sürekli hareket halinde olan bir İnsan soğukta ne olur? Dolar. E bir de hava eksileri görmüşse haliyle ölüm kaçınılmazdır. Ne yazık ki. Yani burada kızıyorum. Çok güzel bir düşünce. Belki zamanlama hatası, belki askeri bir hata var. Buna üzülüyorum. Bizim Türk askerlerinin başına gelen bir hikaye var. 31. ve 32. tümen tipi başlıyor. Tipi başladığında birbirlerinden biraz ayrılmışlar. Karşılarına Rus askerleri çıktı sanıyor. 31. ve 32. tümen birbirlerine bildiğiniz ateş ediyorlar bildiğiniz kendi aramızda savaşıyor. Ve burada çok insan ölüyor. Yani inanın askerlere mola vermek için durduğumuzda bile Ateşler hani yakılabilirse her yerde yakılamıyor. Bu ateşler, ateşler yakılıyor. Bizim askerlerimiz bu ateşlerin etrafında oturuyorlar. Ve açıkta. Tipi var. Açıktasınız. Uyumamanız gerek. Uyursanız ölüyorsunuz. Tabi bu yol güzergah üzerinde köylere giriliyor. Ya köy kaç bin tane askere bakar Allah'ını seversen. Kaç bin tane askere bakar. Bizim Türkler ahırlarda, köylülerin evinde. Orada, burada. Yatak halka bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyor. Tabi Türk köylüsü yine bakıyor askerlerimize de hangi birine. Bu dönemin en büyük problemi ne biliyor musunuz? Hani az önce anlattığım alto dediğim kaputlar var ya o kadar pire besliyor ki bu kaputlar. içi komple pire doluyor. Bizim askerlerimizin en büyük sıkıntılarından birisi bu pire ve tifüs salgını. Askerlerimiz daha bakın düşmanla çatışma durumu bile yaşamadı. Hem kendisiyle çatışıyor hem de salgın hastalıklarla mücadele ediyor. İsterseniz açlık konusundan hiç bahsetmeyeyim bile. Bizim askerlerimiz sarı Sarıkamış'a hemen varabilmek için yolların da kapalı olması vesilesiyle yolların hiç güzergahlarında dahi olmayan Allahu Ekber dağlarına çeviriyorlar bu bölgeye geldiklerinde artık ölüm kaçınılmaz oluyor. Askerlerimiz adeta karın altında oturdukları yerde şehit olmaya başlıyorlar. Çok ilginç bir hikaye var. Askerlerin elleri burunları, kulakları soğuktan düşüyor. Bildiğiniz kopuyor. Açlık demiştik. Açlık bir gün bir tane ee, 9. Ordu neferi İsmail Efendi'nin bir hikayesi var. Nöbet esnasında ateşten uzaklaşıyor. Nöbet esnasında nöbet tutarken bir tane adam yanaşıyor. Karların içinde yaşlı bir adam geliyor. Ona 3 tane lokum uzatıyor. tabi açlığın verdiği bir halüsinasyon mu dersiniz yoksa iman mı dersiniz? Artık ne derseniz 3 tane lokum veriyor. O kadar aç ki yani arkadaşlarına söylemeden üçünü de ağzına atıyor. Ve Ondan sonra bir hafta boyunca hiç acıkmıyor. Tabi arkadaşları duruma işkilleniyor. Sen diyor biz zula mı bulduk? Yani sonuçta 3 lokum kaç gün tutar? 3 saat tutar. Gün bile değil. O kadar hiç süre yemek yemeyince arkadaşları diyor sen ne ayak? Bir söyle bakalım bunu. En sonunda söylüyor. Ve o günden sonra acıkmaya başlıyor. İşte İsmail Efendi'nin iddiasına göre o gün ona o lokumlar bir eren tarafından getirildi ve verildi. Bizim askerlerimiz dedim ya e, soğukta donarak şehit oluyorlar. Bir tane asker e, şehit oluyor. Tabi askerlerin üzerindeki kaputlar, silahlar da alınmak zorunda. Bunlar da ordunun bir ihtiyacı sonuçta. Bir asker silahını bırakmıyor. Bizim komutanımız geliyor ve diyor ki ordu adına Ordu namına bu silahı derhal bırak dediğinde bizim askerin elleri açılıyor. Ve bu şekilde silahlarını alıyoruz gerçekten. Yani e, binlerce şehit verdiğimiz Sarıkamış'ta bak bakın daha size düşmanla çatıştığımız bir an bile anlatmadım henüz. Evet bir ordu sürekli Rusları kaçırmak için Çatışıyor ama ciddi anlamda büyük bir çatışma hali anlatmış değilim gördüğünüz üzere. Ve bizim kayıplarımız binleri aşıyor. Ruslar'da durum çok mu iyi? Ruslar'da durum daha vahim. Ruslar, Türklerin bu çılgın hareketine karşı artık İngilizlerden yardım dileniyor. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. İngilizler Ruslara nasıl yardım ediyor biliyor musunuz? Az önceki bahsettiğim tarihi hatırlayanlarınız var mı? 1914. Çanakkale'yi hatırlayanlar mı? 1915. İngilizler, Türklerin dikkatini sırf dağıtabilmek için Çanakkale'den taarruza başlıyorlar. Ömer Paşa doğrudan taarruz eden grubun içinde... Rusları Sarıkamış'a kadar gönderiyor. Ve Sarıkamış'ın kapılarına Dayanıyor. Şimdi yalnız bir problem var. Enver Paşa buraya geldi de bizim dağlardan çevirme yapacak askerlerimiz henüz gelmedi. Zaten gelmeyeceklerdi. Ömer Paşa'ya diyorlar ki Paşam bekleyelim. O askerler de gelsin. Gücümüzü tam olarak gösterelim diyorlar. Ve Ömer Paşa o gün 24 Aralığı 25 aralığa bağlayan gece bekleme kararı alıyor. Ruslar buna hayret ediyor ve az önce bahsettiğim Sarıkamış'a uzanan demir yolu var ya oradan ağır toplar geliyor. Rus birlikleri geliyor. Eğer o gece beklenmeseydi Sarıkamış belki bizde için gene acıklı bir hikaye olacaktı ama en azından hezimet değildi. Zafer olarak tarihe geçebilecekti. Tesadüf ya Ruslar da o gün Tiflis'e giden iki tane ağır top var. Bakıma gidiyor toplar. Polonya cephesinden getirilmiş Tiflis'e doğru bakıma gidiyor. Rusların şimdi askeri de yok Sarıkamış'ta. Daha destek de gelmedi. Ruslar bu iki topu hemen getiriyorlar, kullanıyorlar. Enver Paşa diyor ki aha diyor Ruslar büyük grubu geldi ve bekleyelim. İşte bu bekleyiş bizim Türk harekatının aslında bir türde son oluyor. Şimdi Rusları anlattık. Biraz da Türkleri konuşalım. Türklerin iki tane kol ordusu hala Allahu Ekber dağlarını geçmeye çalışıyor. Enver Paşa açıkta bekliyor. Sizce bu saatten sonra gerçekten düşmanımız Ruslar mı yoksa hava şartları mı? Ve 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 o dağlardan beklenen askerler hiçbir zaman geri gelmedi. Sarıkamış'ın önündeki kuşatma yapan askerler de hiçbir zaman yazı göremedi. Haliyle harekat bir hezimetle sonuçlandı. Enver mi? Enver İstanbul'a döndü. İstanbul'da ne yapıldı biliyor musun? Bunca e, şehidin üzerine İstanbul'da Sarıkamış Zaferi kutlandı. İstanbul'da Sarıkamış Zaferi kutlandı tekrar ediyorum. Nasıl mı? Çünkü Enver Paşa İstanbul'a gittiğinde basında çok ciddi bir sansürü uyguladı ve Sarıkamış sanki kazanılmış gibi basına verildi. Ve herkes Sarıkamış kutladı. Enver Paşa kendine gelen tebrikleri kabul etti. Peki bu durum ne zaman konuşulmaya başlandı? Şerif Köprülü ilk defa bu durumu anlatmaya başladı ama o da bire bin katarak anlattı. Çünkü biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İttihat ve Terakkiciler yurdu terk etmişti. Değil mi? İttihat Terakki yurdu terk ettiğinde şimdi İttihatçilerin bir daha geri dönmemesi için onların bütün kayıplarını nasıl anlatmanız lazım? 1'e bin katasın ki bunlar vatan haini densin ve geri dönmesinler. Bu yüzden sizler de şu an Sarıkamış'ta şehit olan askerlerimizin sayısını 90 bin olarak biliyorsunuz. Ruslar bile, Rus Yudenich diye bir generalleri var. Rus Yudenich bile şey diyor. 50 bin Türk öldürdük diyor. Ruslar bile 50 bin Türk diyebilirken biz 90 bin Türk askeri şehit oldu diyoruz. Peki gerçek işin aslı astarı nedir? Birazcık bunu konuşalım. Tabi bizim askerlerimizin e, cansız bedeni ne yazık ki e, Nisan ayına gelindiğinde ortaya çıkıp gömülmüştür. Hatta Ruslar gömmüştür biliyor musunuz? Ruslar bizim e, askerlerimizin cesetlerini Türklere dini usullere uygun bir şekilde gömün diye para bile vermişlerdir. Ve e, bizim şu genel hatlarıyla bakacak olursak 20 20.000'e yakın Türk askerinin esir olduğunu biliyoruz. E, 23 bin Türk askerinin defnedildiğini kayıtlar halinde, defnedildiğini biliyoruz ve yine civar taraflarda, köylerde vesaire hastalıklardan ölen askerlerimizle beraber bu rakam 30.000'in üzerine geçiyor ama hiçbir zaman 90 90.000'e kadar uzanmıyor. Hani e, hatta ben bunu dedim diye bir kere hocamdan azar bile yemiştim. E, sen nereden bileceksin falan diye böyle bir yükselmişti. Oysa ki hocamın e, beni azarlamasına gerek yoktu. Yan tarafında oturan bir hocanın kaynağından okumuştum ben de bu bilgileri. E, Azar yemiştim hatta bu yüzden ama arkadaşlar siz gerçeğini öğrenin e, kitaplarda yazanlar e, şöyledir: 23 bin askerimiz defnediliyor, e, 7-8 bin askerimiz yine salgın hastalıklardan hayatını kaybediyor, 12 bin'e yakın askerimiz ise e, geri dönmeyi başarıyor. Yine Ruslar tarafından e, bu Sibirya bölgesine götürülerek e, oralarda rehin tutulan askerlerimiz de vardı. Ama genel hatlarına bakacak olursak boş verin bu bilgileri. Bir asker bile olsa, 90 bin asker bile olsa acı yine aynı acı. Buradan da o soğuk iklim şartlarında düşman silahının karşısında şehit olan, sayıları hala bilinemeyen, hala bir muamma taşıyan tüm askerlerimize rahmet olsun. Onları da unutmadık. Bizle kalın. Hoşçakalın.